Profesör Doktor Caner Taslaman'ın konuk olduğu Emre Dorman'la aklındaki sorularda bugün neler konuşulacak? Uzayda yaşam var mı? Uzayda yaşam olması din açısından sorun oluşturur mu? Uzaylıların dünyamızı ziyaret ettiği ve piramitler gibi bazı yapıları inşa ettikleri doğru mu? Gerçekten Ay'a gidildi mi? Yapay zekalar insanlar için tehdit midir? dünyaya göktaşı çarpma tehlikesi var mı? TV8 ekranlarından aklımdaki sorular programımızdan herkese hayırlı geceler değerli izleyenler. Bu geceki programımızda Profesör Doktor Caner Taslamar hocamız bizlerle birlikte. Bu gece evreni konuşacağız. Evrenin gizemlerini, sırlarını, Uzayda yaşam var mı? Birçok başlığımız var. Bunları inşallah bu gece hocamızla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın Emre Hocam? Teşekkür ederim hocam. Siz de iyisiniz inşallah. İyiyim Allah'a şükür. Ee, hocam çok ilgi çeken bir konu. Çokça sorular geliyor bu konu üzerine. Uzayda yaşam. Ee, uzayda yaşam var mı? Şu ana kadar tespit edilen herhangi bir bulgu var mı bununla ilgili? Bununla beraber uzayda yaşam tespit edilse bunun İslami açıdan herhangi bir sorun teşkil etmesi söz konusu mu? Evet. Uzayda yaşamı ikiye ayırabiliriz. Bunlardan birincisi e, bilinçli yaşam dediğimiz e, yaşam. Yani insan gibi varlıklar bilinçli belli şeyi algılayan mesela konuşmak gibi veyahut da başka türlerde e, ilişki kurmayı becerebilecek tarzda bilinçli varlıklar var mı? Birinci sorudur burada. İkinci soruda da e, bilinçli olmasa da yani canlık var mı? Ya mesela ne bileyim solucanlar gibi bakteriler gibi veyahut da bitkiler tarzı canlılar var mı? Uzayda yaşam denince bu ikisini bir arada karıştırmamak lazım. Yani ikisi mutlaka birbiriyle ilişkili ama yani bilinçli bir yaşamın olmasıyla diğer arasında ciddi bir fark var. Ocak 2019'da Nature'da yeni bir yazı yayınlandı. Bu konu bu yüzden bir kere daha gündeme geldi. Bu yazıya da bir buçuk milyar yıl ...uzaklıktan bir radyo sinyali alındığı söyleniyor. Ve bu uzaylılar olabilir mi diye birçok kimse bunun üzerine tartışıyor. Bu tabi radyo sinyalinin kaynağında ne olduğunu bilmiyoruz. Mesela yıldızların çarpışması gibi olaylarda da bazen bu tip sinyaller yayılıyor. Fakat bu tamam iki kere daha evvelden de aynı noktadan bir sinyal tespit edilmiş. Aynı noktadan iki defa tespit edildiği için böyle bir şüphe var. E bunu tabii kaynağının ne olduğunu belirleyememiş olmamız uzaylı olduğunu göstermez. Ama yani mesela bunun üzerine bir tartışma açıldı. Geçmişte mesela pulsarlar yani nötron yıldızları e, e, keşfedilmeden önce daha doğrusu nötron yıldızlarıyla ilgili de e, sinyaller alınmıştı daha önce. Bu 1900'lü yıllarda yani bayağı oldu. E, o alındığında da işte Küçük yeşil adamlar geliyor diye konferanslar toplantılar düzenlenmişti büyük bir heyecan olmuştu. Sonra anlaşıldı ki böyle bir kalp atışları gibi bu pulsarlardan gelen sesler. sesler yani onların çıkarttığı belli dalgaları veya belli fiziksel fiziksel olayları bizim algılamamız sonucunda oluşan bir şey bu yani orada pulsarlar var bir uzaylı yok anlaşıldı şimdi buna benzer yine bir radyo sinyali var. Bunun kökeninde ne olduğu belli değil. Böyle bir tartışma var. Ama uzaylı olmasında bir sorun var mı İslam açıdan dersek? Elbette ki bir sorun yok. Hiçbir sorun yok. Çünkü Allah bir tek bu dünyada canlı yarattığı gibi bir ifade kullanmıyor. Hatta hem eski tefsircilerden hem yeni tefsircilerden birçoğu başka yerlerde dünyanın dışında yaşam olduğunu düşünmüşler. Mesela yakın dönemin tefsircilerinden Mevdudi, Muhammed Esed gibi tefsirciler mesela bunu düşünmüşler. Daha eski dönem tefsircilerde de benzer izahlar var. İşte Kur'an'da yedi gök ifadesi var. Yani birçok gökler olduğu geçiyor. Mesela bunların her birinin kendine mahsus canlar olduğunu söyleyenler olmuş. Ayrıca Kur'an'da göklerdekiler ve yerdekiler ifadesi geçerken o bilinçliler için kullanılan Kur'an'da bir zamir var, takı var. O takının geçmesinden dolayı aynı zamanda evrenin diğer noktalarında canlar olduğunu, Kur'an'daki bu açıklamadan demeyeyim de işaretten dolayı böyle bir şey olduğunu söyleyenler olmuş. Yani daha evvelden bu zaten İslam düşünleri tarafından söylenmiş bir sorun olmadığı, ifade edilmiş bir şey. Ondan sorun olduğunu düşünmemiz için burada İslam açısından bir sorun yok. Ama Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde uzayda canlılar olduğu söylenmese de buna aykırı bir açıklama da olmadığını herhalde yok. ifade edebiliriz. Ama bazı işte işaret olduğu, o varlığına dair, dikkat edin, olmadığına dair varlığına dair işaret olduğu kabul edilen bazı ifadeler var. Hocam ee, bu tabi biraz gizemli bir konu olduğu için insanoğlu da çok merak ediyor tarih boyunca. Bu acaba dünya dışında bir yaşam var mı? Ee, bir evrenimiz bu kadar büyük olduğu için, yani bu kadar büyük bir evrende neden sadece işte küçücük bir nokta kadar olan dünyada yaşam olsun şeklinde birçok sorular üretiliyor evet. ve tabi biraz da e, spekülasyonlar açıkta bir konu olduğu için e, biraz da bilim kurgu filmleri, çeşitli kitaplar sebebiyle işte ufolar falan e, görülüyor, zaman zaman uzaylılar dünyaya geliyorlar şeklinde bir takım iddialar ortaya atılıyor. Mesela uzaylıların dünyamızı ziyaret ettiği ve piramit gibi yapılar inşa ettiği Şeklinde bir takım böyle iddialar var. Bunlarla ilgili neler söyleyebiliriz? uzaylılar var olduğunu düşünmek mantıklı bir çıkarım. Yani uzay çok büyük. Burada bir yerde başka tip canlıların da oluşmuş olması, Allah'ın onları yaratmış olduğu düşüncesi, İslami açıdan da yani sonuçta İslami düşünce bağlı olmadan da birçok kimsenin düşünmesi normal. Fakat yani bu UFO'larla ilgili anlatılanların ben aşağı yukarı hepsinin diyeceğim ama hepsinin yani büyük bir çoğunluğunun diye en azından çok rahatlıkla diyebiliriz. Uydurma oluyor. Pek güvenilir olmadığı kanaatindeyim. Yani gökyüzünde iki tane ışık gören e, UFO'lar diye ortaya çıkmış görüyoruz. Yani şimdi görüyoruz bazıları Çin balonları bırakıyorlar ateş diye. Ateşle uçuyor gökte. Yani onu o Çin balonunun nasıl e, gökyüzüne bırakıldığını bilmeyen kimse pekala onu görse aa UFO'lar geldi işte bekliyorduk geldi şeklinde. E, görüşe e, kavuşabilir bununla ilgili bazı araştırmalar da var böyle işte UFO'ları gördüğünü iddia edenler daha çok bununla ilgili filmler başladıktan sonra dünyada daha çok böyle şeyler ifade edilmeye başlamışlar yani buna benzer filmler buna benzer iddialar olmadan bu tarz iddialar yok onlarla beraber başlıyor bu da yani zihnin belli bir şartlanmasıyla bu iddiaların alakası olduğunu da gösteriyor piramit gibi yapılardaki e, önemli hatalardan biri şu bunlar uzayların yaptığını sanmakta insanların özellikle bu 19. yüzyılda ve 20. yüzyılında büyük bir kısmında özellikle ilk yarısında evrimci düşünce dediğimiz şey tarihte hakimdi. Bu biyolojik evrimle karıştırmayalım o ayrı bir şey. Yani bu tarihteki insan medeniyetlerin hep daha ileriye doğru gidiyor. Doğrusu gibi. ilerlemeci tarih alması evet. diyebiliriz. Evet. Özellikle 17. yüzyılla 20. yüzyıl arasında gerçekten teknolojide çok büyük bir ilerleme olduğu için bu 17 ile 20. yüzyıl arasında gözlemlediklerini insanlar bütün insanlık tarihine uyarlamaya çalıştılar. Buradan da bir yanlış fikir ortaya çıkıyordu. Bu neydi? Eğer ki hep bilim ve teknoloji bir grafikle ilerliyorsa, tarihin geçmiş dönemlerindeki insanların her konuda daha bilgisiz olması, teknolojide daha geri olması lazım. Hem mimaride daha geri olması lazım. Ne bileyim birçok icatta daha geri olmaları lazım. Sanatta hatta teknolojinin yanında da daha geri oldukları da düşünülebilir. En azından teknolojiyle ilgili çok rahatlıkla söyleyebiliriz eğer bu düşünce doğru kabul edilirse. E, o zaman tabii bu yanlış perspektif veya da yanlış perspektif de yani bir, bu perspektifin şartlanmasıyla tarihe bakan bir kimse piramitlere baktığına bir bakıyor ki günümüzde birçok yerde mimari olarak inşa edilemeyecek şekildeki yapılar çok ağır malzemeler işte kaldırılarak ki günümüzde yapılamayacak demek ne kadar doğru bilmiyorum ama en azından diyelim ki yakın yüzyıllarda yapılamayacak ee, mimari yapılar o dönemde yapılmış. Ha ne yapıyorlar bunu demek ki insanlar yapamaz o dönemde geri diye düşünce uzaylılar diye bir şey uyduruluyor. Aslında bu tarih anlayışı sorunlu. Yani biz aslında tarihi baktığımızda şunu pekala görüyoruz ki tarihin belli dönemlerinde insanlar bugünkünde belli konularda daha üstünmüşler. Mesela akapunktur diye bir şey çıktı. Bir yerde icat edildiyse ki akupunktur gibi bir şey icat etmeniz için dikkat edin. Yani vücuttaki belli noktalardan e, oynayarak vücudun çok e, fazla yerine belki de her yerine müdahalede bulunuyorsunuz akupunkturla Yani bu müthiş bir anatomi bilgisi gerektiriyor. Demek ki yani o zaman böyle bir anatomi bilgisine bir şekilde insanlar ulaşmış yani akapunkturu ortaya çıkardıkları zaman dememiz lazım. Bana <laughs> göre burada uzaylı dememiz lazım e, yerine. E, Piramitler için de aynısı geçerli. Yani demek ki insanlar yani Mısır'da o dönemde mimaride bu seviyeye ulaşmışlar. Fakat geçmiş dönemlerde bildiğimiz kadarıyla internet gibi bir araç yok. Yani ve makale yayınları böyle akademik şekildeki bilgiyi daha böyle evrenselleştirebilecek araçlar yok. Bu şekilde bilgiyi evrenselleştiremediğinizde bilgi daha çok usta çırak ilişkisiyle işte kulaktan dolma bir şekilde gidiyor öğretilerek ve o kimseler de tabii kendi belki konumlarını korumak için o bilgi herkese yaymıyorlar. Hani günümüzdeki belli şirketlerin patent hakkını konuması gibi mesela mimariyle ilgili bilgi bilgiyi yaymıyorlar. E ya tahminim bu tarihin belli döneminde diyelim ki ustalar belli işte belli mimari sırlarını kendi ustalık öğretilerini başkanına öğretirlerken pekala bu bilgiyi verdikleri kimselerin ölmesiyle veyahut da bir savaş olması veya bir salgın olması ve de o bilgiyi onların sonraki bir sonraki nesle aktarmamaları sonucu bu mimariyle ilgili bilgilerin burada mesela kaybolduğunu düşünebiliriz. Yani buna benzer teoriler e, üretilebilir pekala. Bu aslında bir tek piramitlerle de sınırlı değil. Yani biz insan tarihine baktığımız zaman günümüze kadar ulaşmış yüzlerce yıldır e, ayakta kalan birçok eser görebiliyoruz. Ve bunların içerisindeki o estetik e, ince dizayn yapıyı da çok rahat e, tespit edebiliyoruz. Tabii. Dolayısıyla insanlığın elinde böyle bir... E, bilgi ve teknolojinin olmasına gerekiyor. var gibi. tabi tarihin ama şurası bir gerçek tarihin geçmiş döneminde de bazı öyle yapılar şeyler var ki onlar o dönemde nasıl yapıldığı anlayamıyoruz yani bazı öyle yapılar var ki bilmem kaç işte bin yıl önce yapılmış bir bakıyorsunuz çok yüksekten uçtuğunuzda böyle çok dev şekiller çizilmiş edilmiş yapılmış ee, yani onu nasıl insanlar onları gerçekleştirdi, etti oraya koydu. Göremiyoruz ama demek ki o dönemde bir şekilde yani bunu hemen direkt, direkt bu tip bir şeyde hipotez olarak uzaylılar geldi yaptığı şeklinde bir şey sığınmak bence Yanlış bir yaklaşım. Onların şekilde... nasıl yaptığını araştırmamız daha bence e, sağlıklı bir yaklaşım olacak. E, uzaylılardan mesaj aldığını iddia eden çeşitli kişiler çıkabiliyor günümüzde. Amerika'da da böyle benzer örnekleri var. Hatta bazı böyle bu new age akımlar dediğimiz akımlarda işte toptan uzaylıların onları gelip e, alıp götüreceklerini inanıp da toplu intihar vakaları da karşılaştık. Böyle bir takım olaylar oldu. Uzaylılardan e, mesaj alma olayı e, ne kadar gerçekçi veya NASA'nın elinde bir uzaylının bulunduğu işte onlarca yıldır hala o uzaylı üzerinde bilimsel araştırmalar yaptıkları beyin yapısını anatomik yapısını incelemeye çalıştıkları ile ilgili falan bir takım böyle spekülatif iddialar ortaya atılıyor. Bunu da işte Amerika'nın bütün dünyadan bu sırrı sakladığına dair falan böyle iddialar var. Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet. Yani şunu hemen ortaya koymamız lazım. Yani uzayda bilinçli canların ve hatta bilinçli olmayan belli tip canların olması gibi bana göre makul bir beklenti. Hı ki bunun olmamasını beklemek de bence normaldir ama olmasını beklemek de makul bir beklentiyle e, makul olmayan birçok izah birleştiriliyor. E, buna dikkat etmemiz lazım. Yani uzaylıların var olma ihtimali makul bir beklentidir ama bu anlattıklarımızın hiçbiri makul beklentiler değil. Gerçekten de işte mesela Amerika'da bir e, tarikat bu şekilde uzaylılardan işte mesaj geldiğini şunu bunu söyleyerek işte topluca intihar ettiler. Yani bilmem kaç kişi yani bilmem kaç yüz kişilik bir yanılmıyorsam Heaven's Gate'ti tarikatın ismi. Buna benzer bir sonucu oldu. Mesela uzayda çok yani şey bu New Age akımlarda bunlar sahte bilim ve sahte din e, satan e, yapılar diyebiliriz bu New Age yapılara. Buna benzer iddialar çok e, dile getirildi. Meşhur bizim 21 Aralık hatırlıyorsunuz Türkiye'de evet. çok e, e, artık Evet, maya takvimi ile ilgili çok tartışmıştık 21 Aralık meselesini. 21 Aralık'la ilgili yine bir tarikat daha evvelden e, kıyametin kopacağını o tarihte söylerken ondan sonra işte o tarihte o müritlerin birçoğu da malını mülkünü sattılar. İşte hayatlarında değişiklik yaptılar. Kıyameti beklerlerken kopmadığı gözüktü. Senin tarikatın işte o dönemdeki lideri de ne dedi? İşte o uzaylılardan şundan bundan kendisine mesaj geldiğini ve Milletin yüksek imanının onları kurtardığını söyledi. Ama dikkat edin orada yine bir uzaylılarla mesaj ifadesi var. Şimdi mesela bizim Türkiye'de de buna benzer New Age yapılar var, işte İngilizce kendilerine falanca bilmem ne gezegeninden işte onlardan Mesajlı. mesajlar geldiğini o gezegen üzerinden söyleyen yapılar var. Yani böyle gezegenlerden mesaj aldığını, uzaylılarla irtibatta olduğunu söyleyenler. Ee, var ve bunlara bana göre inanmak için hiçbir makul e, sebebimiz yok. Ortaya koyduklarına baktığımızda bana göre yani diş kovunu doldurmayacak kadar ciddiyetsiz ifa, ifadeleri var. Hocam az önce dedi ki ya, yani genelde dünya dışında yaşam e, var mı e, şeklinde soru soran insanların ilk söyledikleri şey yani evren çok büyük ve bu kadar büyük bir evrende neden sadece dünya gezegeninde yaşam olsun ya da Allah neden sadece bu dünyadaki insanlarla ilgileniyor olsun şekli bir soru sorulduğunda önce isterseniz şunu soralım yani evrenimiz ne kadar büyük? Bunu önce bir ifade etmeye çalışalım. Sonra da hani hakikaten bu eee iddiada insanlar e, haklılar mı? Yani işte bu kadar büyük bir evren israf mı gerçekten bir takım kişilerin iddia ettiği gibi? E, sadece dünyada yaşamın olması için bu kadar büyük bir evrene gerek var mıydı? Evet. Öler evet, şunu söyleyelim yani dini açıdan sadece bu dünyada yaşamın olması için bu evrenin yaratıldığı şeklinde bir iddia yok. Hı hı. Ayrıca İslami açıdan baktığımızda Allah'ın e, kudreti sınırsız ve Allah bir şey yaparak kendi kudretinden, enerjisinden bir şey eksilen bir varlık değil yani kısacası Allah'ın kaynakları sınırsızdır, sonsuzdur diyebilirsin. Kaynakları sonsuz olan bir Allah için evren ne kadar büyük olursa olsun onu yaratmak çok basittir. Zaten. Kur'an'ın anlattığı Allah e, olağanüstü güce ve kudrete sahip ve her türlü yaratmanın çok kolay olduğu bir Allah. O zaman uzayın olağanüstülüğünde ve büyüklüğünde İslami açıdan şaşırılacak hiçbir şey yok. Belki de hatta tam beklenecek şey olur. Allah'ın e, olağanüstü gücü ve kudretine karşı şınla beraber karşı temin onunla beraber olağanüstü büyüklükte muazzam bir evren yaratılmış. Bu iki fikir oldukça uyumlu İslami açıdan burada hiçbir sorun yok evren ne kadar büyük ee, sorusuna da kısaca ee, gerçekten hayalde canlandırmak çok zor ama canlandırmaya çalışmamız için verelim. Şimdi evrende şöyle diyelim 100 milyarlarca galaksi var. Ama 100 milyarlarca kelimesini e, lafın gelişi anlamında kullanmıyorum. Gerçek kelimenin anlamında 100 milyarlarca e, galaksi. galaksi var. Bizim içinde olduğumuz Samanyolu galaksisi 100 milyarlarca galaksiden bir galaksi. Bu galaksiler de kendi içinde bazı kümeler oluşturuyorlar falan. Samanyolumuz onların içinde. Şimdi Samanyolumuzda güneşimiz gibi birkaç yüz milyar tane yıldız var. Birkaç yüz milyar tane yıldız da sırf Samanyolunda güneşimiz gibi yıldız var. Dünyamızda bu Samanyolundaki birkaç yüz milyar yıldızdan bir tanesi olan güneşin etrafındaki bir gezegen Hacim olarak baktığımızda çok geniş bir hacimde Güneş Sistemindeki aslında Dünyamız da ufak yer alıyor. Yani Güneş Sistemi saman yolunda bir nokta saman yolu uzayda bir nokta Dünyamız Güneş Sisteminde bir nokta hükmünde. E, çok çok hacim olarak küçük. Fakat bir şeyin değerini hacim olarak e, değerlendirmek de doğru bir yaklaşım değil. Bunu birkaç şekilde gösterebiliriz neden olmadığını. Bunlardan bir tanesinde mesela izafiyet teorisini kullanabiliriz. Einstein'ın izafiyet teorisi genelde örneklediğimiz gibi sadece zamanın izafi olduğunu gösteren bir teori değil. Aynı zamanda mekanın da izafi olduğunu e, gösteren bir e, teori. Yani mekan da e, belli şartlarla işte kendi o e, izafi bir e, şekilde kendini gösteriyor. Yani Işık hızına yaklaştığınızda mekanın kendisi de değişiyor. Dikkat edin bize göre değişmiyor. Bizatihi kendinde mekanın ne olduğu değişiyor. İzafiyet teorisinin e, bir yorumuna göre diyelim en azından. E, Birincisi bu önemli. O zaman bir şey izafi ise sonuçta bu ne kadar büyük olursa olsun bir kere Allah'a bağlayıcılığı yok. Yani bunun büyüklüğü neye göre büyüklük? Yani bütün evreni mesela şöyle bir örnek verebiliriz. Bütün evrendeki her türlü, bütün evreni bu kadar büyük saydığımız evrendeki her şeyi orantılı bir şekilde küçülsek şu bardağın içine koysak mümkün mü? Hı. Pekala mümkün. Peki biz bunu anlar mıyız? Her şey orantılı şekilde küçüldüğü için anlamayız. Yani bir yerde bu evren orantılı bir şekilde küçültülse bu bardağın içine girecek büyüklükte de olabilir. Yani ama yine şu anda evrendeki o bütün özelliklere de sahip olur. Yani e, büyüklük meselesi o kadar da gözde abartılacak bir mesele değil. Mesela şöyle düşünsün birçok kimse. Mesela kendi en sevdiği insanı düşünsün veya insanları düşünsün. Kendi çocuğunu, babasını, eşini, annesini düşünsün. Mesela bunlardan bir tanesinin canına karşılık birisi kendisine diyelim Samanyolu'muza en yakın galaksi Andromeda galaksisi. milyarlarca yıldız olan bir galaksi. Hediye etse birisi Andromeda galaksisine gidemeyiz de şimdi o kadar yani hayatımız yetmez oraya ulaşmaya ama diyelim ki ulaşabiliyoruz pat diye yapınca gidiyoruz. Bütün Andromeda galaksisini verse kendi en sevdiğini verir mi bir insan? sanırım birçok kimse vermeyecektir yani. Ne kadar büyük olursa olsun Andromeda Galaksi. Biz kendimiz için bile görüyoruz. Bakın ne kadar hacimler bir tek sevdiğimiz kadar bizim için önemli olmuyor. Uzaydaki o hacim ne olursa olsun yani ne yaptım ben Andromeda galaksisini yani bir sevdiğim olmadıktan sonra yanımda diyecektir birçok kimse. Ya bu yüzden yani bir şeyin bizim için de öyle değil. Peki Allah için bir, bir şeyin hacminin büyük olmasının Allah için onu daha önemli kıldığına dair bir delilimiz var mı? Yok. Yani bir şey hacim olarak ne kadar büyükse o o kadar değerlidir, önemlidir şeklindeki bir tezin mantık hiç bir tutarlılığı yok. Bizim için de yok. Zaten bunlar izafi. Allah için böyle olduğunu söyleyeceğimiz bir temeli de yok. O yüzden yani Allah dünyayla burada bu kadar yer içinde niye ilgilensin şeklindeki bir soru anlamsız ve yanlış sorudur. Allah'ın ilgilendiğinde şuradan anlıyoruz dünyayla. E dünyada görüyoruz birçok hayvanın nasıl vücudu çok rahat avlanabileceği şekilde dizayn edilmiş, tasarımlanmış. Yani bu evrimle tasarımlanmıştır, evrimsizdir. O ayrı bir tartışma konusu. Onu merak edenler birçok yerde anlattık. O şey değil ama sonuçta öyle veya böyle canların vücudu en iyi şekilde beslenecekleri şekilde, en iyi şekilde avlanacakları şekilde, kendi ortamı çok iyi uyum sağlayacakları şekilde tasarlanmış muazzam bir yapıda. Milyonlarca can dünyada yaşıyor. Yani Allah ilgilenmiş ki işte böyle bir sistem oluşmuş dünyada. Allah'ın kaynakları sınırsız olduğu için Allah bir şeyle ilgilendikçe hiçbir şeyi eksilmiyor ki. Hı hı. O yüzden e, yani bu dünyayla Allah'ın ilgilenmesine gerek yok uzay bu kadar büyükse şeklindeki bir düşünce yani yanlış bir düşüncedir. Yani hiçbir açıdan da yani temeli yok. Bu soruyu soran bir insan için mesela uzayın diyelim ki ne kadar olması onu tatmin ederdi. Yani ne kadarlık bir uzayda dünyada yaşam olması makul gelirdi o insan için. Yani bunun da bir aslında standart örtüsü yok. Tabii tabii ve bugün astrofizikçiler aslında içinde yaşamın oluşabileceği bir evren yani içinde yaşadığımız bu gezegen dikkate alındığında içinde yaşamın oluşabileceği bir evrenin bu büyüklükte olması gerektiğini evet. ifade ediyorlar aynı zamanda. Yani bu rastgele bir büyüklük veya önemsiz bir büyüklükte de değil. Elbette, elbette. Yani genişleyen bir evren eee Bu genişleyen evrende yıldızların içindeki süreçlerle vücudumuzdaki birçok elementler oluşuyor. İşte diyelim ki demir gibi elementler vücudumuzdaki bu sürecin içerisinde oluşuyor. Ve sürekli geniş ve o yıldızlar tabii ki öldükleri zaman onların ölü yerlerinin üzerinde oluşan yıldızlar artık bu demirin de içinde olacak şekilde var oluyorlar. Biz de işte böyle daha sonraki dönemlerde ilk dönemlerde daha sonraki dönemde oluşmuş bir e, yıldızın yani güneşin. Etrafında oluşan gezegenlerin içindeyiz. Yani daha evvelki yıldızların içindeki süreçlerde o demir oluşmasa mesela vücudumuzda demir olmaz veya diğer elementler oluşmasa onlar olmaz. Bunların oluşması ise milyarlarca yıllık süreç alıyor. Ve sürekli genişleyen bir evren ve bu elementleri oluşturacak tarzda bir evren işte bugünkü ömrüne bugünkü hacmine sahip oluyor. 13.8 milyar yıldır genişleyen bir evrendeyiz. Bir de ben hep şu soruyu soruyorum. Allah'ın gücü kudreti büyüktür diyorsunuz. Allah'ın gücü kudreti büyüktür dedikten sonra kaynaklar da sınırsız diyorsunuz. Yani en azından diyoruz hepimiz madem bunu kabul ediyoruz. Allah'ın bu büyük bu tarzı büyük bir evren oluşturmasında bir sorun gördüğümüz bir nokta var mı veya biz bunu bekler miyiz yani bilmesek bu evrenin büyüklüğünü? Yani Allah çok çok büyük bir evren yarattıysa mı kudretinin daha büyük bir tezahürünü görürsünüz? Yoksa küçük bir evren yarattıysa mı kudretini tezahürünü daha büyük görürüz? Ha, bu soruya birçok kimse eğer ki çok geniş büyük bir evren yarattıysa kudretinin tezahürünü daha büyük görürüz şeklinde cevap verecek. Öyleyse sorun ne? Ki o bizim algımızla ilgili evet. bir şey. Yani dediğim evrenin ki. büyük veya küçük olarak tanımlamamız. Evrenin yaşı da aslında aynı şekilde değil mi hocam? Yani 13.8 milyar yıllık bir evrenin yaşından işte 4.5 milyar yıllık dünyanın yaşından bahsediyoruz. Bilim insanları bunu söylüyorlar. Yani şu soru da sorulabilir. Niye? bu yaşta olması gerekiyor. Tabii. Ama işte bu yaşta olması gerekiyor ki az önce sizin örnek verdiğiniz gibi yaşamın ortaya çıkabilmesi, kimyan oluşabilmesi. Bütün bunlar Allah da... zamanla kayıtlı olmadığı gibi mekanla da kayıtlı değil. Yani Allah hem zamanın hem mekanın yaratıcısı. Adeta zamana da mekana da üstten bakıyor. O yüzden mekandaki büyüklükler Allah'ı bağlayıcı değil. Yani bir yerden bir yere hareket edip geçmiyor ki Allah. O mekandaki büyüklükler Allah için sorun oluştursun. Allah zamanın içinde 13,8 milyar yıl bekleyip de insanı yaratmıyor ki o zaman uzunluğu Allah için sorun olsun. Allah için bütün zamanın geçişi bir tık. Hı hı. Ee, yani bir saniyede nasıl ki biz bir saati videoyu pıt diye geçebiliyoruz YouTube'da. Allah için de mecazen adeta öyle. Bir saniye bile değil. 13,8 milyar yıl geçiyor. Aynı şekilde mesafeler de Allah için öyle çok çok uzun mesafelerin Allah'ı kat etmesi, Allah'ın bir yerden gitmesi diye bir sorun yok ki mesafeler e, yaratmasına engel olsun. Bu insan zihninin tabii ki yanlış tahayyüllerinden kaynaklanıyor. Ayrıca dinin diğer bir mesajı Allah'ın büyüklüğü kudreti yanında da bizim kendimizin aciz oldu. Biz bu büyüklükte bir evrene bakınca dinin o en temel mesajının tezahürünü görüyoruz. Yani Allah'ın kudretinin büyüklüğünün bir tezahürünü görüyoruz. Aynı zamanda kendi acizliğimizin de görüyoruz farkına. Değil mi? Farkına varıyoruz bu büyüklükte bir evreniz ve biz tek bir noktayız. Adeta bu bize şunu diyor. Yani senin yaratıcın çok büyük, kudreti çok büyük ama sen çok çok acizsin. Sen ancak bu yaratıcıya yönelerek, bu yaratıcıdan isteyerek bir değer kazanabilirsin. Yoksa hiçbir değeri olmayacak bir varlıksın. Allah'ın vermesiyle ama Allah'ın istemesiyle bu büyük evreni yaratan Allah seni öldükten sonra da yeniden yaratabilir. Çünkü bu muazzam alanı yaratan Allah için yeniden yaratmak çok kolaydır. Allah isterse seni yakınlarınla öldükten sonra yine buluşturabilir. Her istediğini yapabilir. Ha senin ona yönelmenden başka mantıklı, akıllı bir şey yok ve vicdani de bir şey yok. Çünkü bütün bunları yapanı bir şükretme de aynı zamanda borcun var. Dedirttiriyor da bu tablo aynı zamanda. Bunları da insana öğretecek bir tablo bu tablo. Hocam siz hem ilahiyat alanıyla hem felsefe alanıyla çok yakından ilişki, ilişki çalışmalar yapıyorsunuz. E, bu alanda çalışıyorsunuz ve biz hem düşünce tarihine, felsefe tarihine baktığımızda e, hem de e, dinin, İslam'ın tarihine baktığımızda aslında insanoğlu e, var oldu olduğu olayda hep böyle e, evrene karşı, gökyüzüne karşı ilgi duymuştur. E, ve bunun üzerine tefekkür etmiştir, e, bilgi üretmiştir. Ve aynı zamanda bu kadar acizliğimize rağmen evreni keşfedebilecek bir zihin yapısına, donanımına sahip olarak Allah tarafından yaratıldığımızı görüyoruz. Siz hem e, inançlı bir insan olarak, bir felsefeci olarak ve bir Müslüman olarak e, evrenin ortaya çıkarmış olduğu bu verileri değerlendirirken neler hissediyorsunuz? Yani e, hakikaten bu muazzam evrende bir toz derece kadarız belki ama işte en azından bilebildiğimiz kadarıyla biz gözlemciyiz şu anda. Başka gözlemciler varsa da onu da belki zamanla öğreniriz ama yani bu bir felsefeci olarak, bir Müslüman olarak ve bir insan olarak size neler hissettiriyor? E, şunu söyleyelim. Bir kere bu evrene bakmak ve buradan bir sonuçlar çıkarmak e, Kur'an'ın da bir emri. Kur'an sürekli yani bu gökyüzüne, Allah'ın yarattıklarına, yıldızlara, canlılara bakmayı ve bunlardan sonuçlar çıkarmayı söylüyor. Bizi sürekli buraya davet Teşvik ediyor. Bir değil, iki değil, üç değil, on değil. Yüzlerce Kur'an ayetinde böyle bir daveti e, hissediyoruz. Yani görüyoruz açıkça. Bunun oluşturduğu en önemli hislerden bir tanesi hayret hissi. Hı hı. Yani hayret hissi insanı tutar elinden kaldırır ve düşündürtür. Yaratıcısına da yönelttirir. E, e, mevcut halindeki gafletinden de kurtartır. En tehlikeli hislerden bir tanesi gaflet. Şimdi hayret hissi olanın bir olağanüstü olduğunu size söyler. Ve bu olağanüstülüğü siz hissettikçe ona göre zihniniz çalışır. Hı hı. Bir yerde işte bunun yaratıcısına şükretme isteğini veya bir şeyler yapma isteğini hissedersiniz içindeki o mutlulukla. O, o yaratıcısına karşı bir hayranlık hissi içinizde e, belirir. Ona karşı bir güven, ona karşı bir yönelme isteğini hayret beraberinde getirir. Gaflet hissi ise... Her şeye sıradan bakmanıza götüren bir istir. Yani ha işte 100 milyar ırcığı yıldız var ne olacak? İşte dünyada milyonlarca canlı var. Bunların böyle muazzam savunma sistemleri var, korunma sistemleri var, kamuflajından iplik yapmasına, ışık üretmesine kadar her bir muazzam. Ha, yani ne olacak? İşte insan vücudunda böyle muazzam bir sistem var, beyin muazzam bir yapı, 86 milyara yakın nöron var birbiriyle muhteşem bir uyumla çalışıyorlar falan yani ne olacak ne kadar ilginç şekli yani böyle bir gaflet hissi böyle her şeyi her öğrendiği bilgiye böyle bir sıradan bakan hani ne olacak diye adeta baktırtan yani o ne olacağı demesi gerekmiyor yani salt bir bilgiymiş gibi yani onun hayranlık yönünü hissetmeden baktırtan bir his gaflet o insanı adeta yerine çekiyor oturtuyor bir insanı ayağa kaldırtmıyor yani şükrettirtmiyor gaflet hissi bir şükretme gereğini içinde hissettirmiyor hayret hissi ise oralara yani bir insanı şükretmeye götürten tefekküre götürten bir his. o yüzden yani evrenden duyulan hayret bence çok değerli bir his ve Kur'an'ın da yani evrene bizi sürekli yöneltip bunlar üzerine düşünmeye davet ettirtmesi de boş bir his değil yani buraya yönelen her insan Allah'ın sanat ve kudretini takdir etme ve yani Allah'a şükretme ile bence dolacaktır, bunlara baktıkça Süpan Allah diyecektir, bunları yaratan eksikliklerden münezzehtir diye diyecektir, işte Allahu Ekber diyecektir, Allah en büyüktür diyecektir, Elhamdülillah diyecektir, Allah kendisini yarattığı için, böyle bir sistemin içinde bir varlık yaptığı için, görmesini, işitmesini, kaslarını, kemiklerini verdiği için ve daha yani saymakla bitiremeyeceğimiz nimetler için şükredecektir. Yani elhamdülillah diyecektir. Yani bunları hissettirecektir. Hocam, Bunlarla e, zikrettirecektir. Evreni bir yaratan olması, aynı zamanda evrenin bir yaratılış anlam ve amacı olması, e, insanı da daha anlamlı ve değerli kılan bir şey değil midir bu evren içerisinde? E, tabii ki. Yani eğer ki yaratılışın bir amacı yoksa, bizim de bir amacımız yoktu. Biz rastgele buradayız demektir. Bu da tabii ki korkunç bir şey. Eğer ki biz baştan bir amaçsız şekilde buradaysak ne yaparsak yapalım gerçek anlamda bir amacımızın olması mümkün değil. Yani suni olarak biz kendimiz için e, uydurma şekilde inşa etmeye çalışacağımız amaçların hiçbiri gerçek anlamda objektif manada bir amaç için yaratılmamızın yerini tutmayacaktır. Hocam Platon biliyorsunuz felsefe merakla başlar der. E, merak duygusu aslında insanın vazgeçilmez kaçılmaz bir e, ihtiyacı. Ha. Ve merak ettiğimiz şeylerle ilgili evrende araştırma yaptığımızda cevaplar bulabiliyor olmamız, yani evreni keşfedebiliyor olmamız da Allah'ın sanatına tanık etmemiz ve böylece aslında Allah'a yaklaşmamız için bir vesile olarak ifade ediyorsunuz. O şekilde özetleyebiliriz. Bu noktada o zaman bir Müslümanın bilime ve bilimsel araştırmalara karşı herhalde duyarsız kalması düşünülemez gibi bir tablo çıkıyor karşımıza. Düşünemez çünkü Kur'an sürekli evreni bilmeye bizi davet ediyor. E, bilim dediğimiz şey nedir? Aslında işte bu evreni bilme faaliyetinin en sofistike, en ince şekilde yapılmasının adı bilim. Yani biz tamam yüzeysel bir bakışta da evrenden bir şeyler anlayabiliriz. E, ne bileyim işte suyu, işte e, yani diyelim ki toprağın üstüne döktüğümüzde toprak suyu emmiyor emiyor mesela yani belli bir böyle ufak tefek gözlemler bir insan böyle hani bizim bilimsel çalışma diye anlandırmadığımız tipte çalışmalar veya daha doğrusu gözlem basit gözlemlerle de elde edebilir. Şimdi bilimin yaptığı şey ne? Bunları daha sofistike şekilde yapmak, not etmek, işte kaç derecede ne bilim işte su Mesela evet. tamam su ısınınca buharlaşıyor da bu kaç derecede oluyor? Diğer sıvılar için ne kadar değişiyor bu ısı? Veyahut da toprağın suyu emmesi ne bileyim ne kadar emer? O suyu emmesiyle ilgili şeyde oluşan fiziki süreçler ne? Yani bizim basit olarak gözlemle elde ettiğimiz bilgilerde bu gözlemleri, bu basit gözlemlerimizi daha sistematik yapmak veyahut da e, deneyle tekrarlamak e, gibi araçlar vasıtasıyla daha sofistike yapmamız bilim. Yani aslında bizim basit şekilde bakarak evrende gördüklerimizden özünde bilim farklı bir şey değil. O da basit şekilde görme gibi bir bilme faaliyet. Sadece daha sofistike ve daha ince bir şekilde yapılan bir faaliyet. O yüzden yani Kuran'ın davet ettiği yani evreni bilme faaliyetinin işte en ciddi şekilde yapılmasıdır aslında bilim. Yani yerdekilere, göktekilere bakmaz mısınız? E nasıl daha iyi bakabilirsiniz? Eğer ki siz bunu daha ince şekilde evreni öğrendiyseniz bakabilirsiniz. Yani yıldızlar tam yüzeysel baktığımızda da bir şeyler görüyoruz. Bir işte ışık yaydığını falan görüyoruz. Ama ona daha derinlemesine baktığımızda işte o demin bahsettiğimiz adetlere ulaşıyoruz. Evrene kadar büyük olduğuna ulaşıyoruz. Veya işte hidrojeni helyuma çevirerek onların ayakta durduğuna ulaşıyoruz. veya da bunu iyice incelediğimizde Big Bang gibi başlangıç süreci veya diğer işte ilişkileri kuruyoruz. Başlangıç süreciyle ilgili. Ha sonuçta ne oluyor? Allah'ın bakın, işte evren yeryüzüne çıkığında bir bakın. Allah yaratmaya nasıl başladı diyor mesela. O başlangıcın nasıl olduğu, başlangıçta hangi süreçlerin olduğunu daha iyi kavruyoruz. Hocam bu noktada o zaman yani Kur'an okumak, anlamak, Kur'an ayetler üzerine düşünmek nasıl ki bir ibadetse, o zaman evreni okumak, evreni anlamak ve evrendeki olaylar üzerine düşünmek de ...ibadettir diyebilir miyiz? Elbette ki. Yani Kur'an'ın özellikle e, işaret ettiği niyetli olunca bu... ...yani Allah'la bir bağ kuracak şekilde bir bakma faaliyeti olunca... ...bu tabii ki elbette ki bir ibadettir. Hocam e, bazen internette çeşitli işte sitelerde veya hazırlanan videolar var... E, i̇nsanların Ay'a gidip gitmediği tartışılıyor bir takım insanlar tarafından... <laughs> ...gerçekten e, Ay'a gidildi mi gidilmedi mi diye... Ay'a gerçekten gidildi mi? Bunu bir sorayım önce. Ya da şöyle itirazda bulunuyorlar bazıları. Diyorlar ki e, Ay'a gidildiyse hadi bir daha gitsinler. Niye gitmiyorlar? falan şeklinde. Biraz böyle temelsiz tutarsın. Ay'a tabii bir kere söyledi. gidilmedi. Yani defalarca gidildi. Ama insanlar da sürekli Ay'a gitmiyorlar. Niye gitmiyorlar? Çünkü bunun masrafı var. Yani bir kere yapılmış ondan sonra tekrarlanmış bir şeyi bir daha yapıp da bir daha masraf yapmak yani Hı. ülkeler istemiyor. Yani parayı çöpe atmak gibi bir şey olarak bunu değerlendiriyor. Yani Ay'a gitmek birkaç Milyon dolarlık bir şey değil takdir edersiniz. Yani Milyarlarca dolar tutacaktır her gidiş. Böyle bir masrafı yapmak istemedikleri için böyle her gün bunu tekrarlanan yani her sene tekrarlanan bir faaliyet değil. Bir de Ay sürekli yenilenen bir şey dedi. Yani gidip de tabii. olmayan bir şeyi tekrardan keşfedecek bir durumları da yok anladığımız kadarıyla. Elbette bir de Ay'a yani bir kere değil defalarca Ay'a e, gidildi. E, Tabi bu e, komplo teorisini dünyada çok seviyor insan. Birçok kimse. Yani Hatırladığım kadarıyla Amerika'daki bir istatistikte Amerika'nın beşte biri kadarının Ay'a gidildiğine inanmadığı, Rusya'nın da dörtte biri kadarının inanmadığı şeklinde bir istatistik okuduk ama bu istatistik ayda abartılı desek yani bunun yarısı kadar deseniz yani onda biri olsun. O bile inanılmaz bir rakam olur Yani Amerika'nın onda biri dediğimiz 30 milyon. hani Eğitim seviyesi de bu kadar yüksek bir ülkede. Rusya'da da yine eğitim seviyesi e, oldukça yüksektir. Orada da yani 150 milyondan biraz az bildiğim kadar Rusya. Yani onda bir olsa 15 milyon ki bundan çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Orada da yani bu bizim ülkemize mahsus bir şey değil. Bu şekilde kompilatörleri. Bir ara bir de Fox TV'de bununla ilgili bir Amerika'daki Türkiye'deki değil yani Amerika'daki Böyle ay'a gidildiğine ilgili şüpheleri, bazılarının beyan ettiğini e, gösteren hı hı. bir belgesel yapmışlar. Hani kendisi yalanlamak için yapmamış da onların görüşlerini de aktaran bir belgesel yapmış. Özellikle o belgeselden sonra bildiğim kadarıyla bu hani Ay'a gidilmedi e, şeklindeki komplo art. arttı. Bu çok boş bir komplo. Yani Ay'a götürülmüş, bırakılmış orada e, mesela e, aynalar var. Aynalara lazer gönderirseniz işte geri gelmesinden... Çok rahat Ay'a gidilmiş olduğunu anlarsınız. Ondan sonra Ay'a gidilip de bırakılan e, bayraklar var. Giden ülkelerin bıraktığı. Yani oradaki e, büyük e, merceklerle baktığınızda oraya teleskoplarla baktığınızda işte o ülkelerin bayraklarını e, Ay'ın yüzeyinde görürsünüz. Bir de Ay'a gidilme projesinde mesela diyelim Ay'a ilk gidilme projesinde çalışan e, Amerika'da on binlerce kişi var. Yani böyle bir sürü kurumun ve bir sürü kişinin koordineli çalışmasıyla gidildi. Yani oraya giden böyle üç kişi gösteriliyor ama o ilk gidiş yani ilk ayak basmalı gidişte. Ee, yani arkasında on binlerce kişinin çalışması var. Yani böyle on binlerce kişinin işte onların da birçoğu da vefat etti şu an. Yani o birçok kimse vefat etmeden az önce de hiç de hayatında bunu açıklamadan hayatını geçirmiş olması. Bunlardan birinin bile bu komplo olduğunu, insanların karınlandırıl, beğen etmemiş olduğunu düşünmek de mantıklı. değil. Yani on binlerce kişinin böyle saklayacağı bir komplo olması fikri de hiç mantıklı değil. Yani nereden tutarsanız tutun mantıksal temeli olmayan yani ve tersi de çok rahat işte aynalara o dediğim gibi lazer gönderme gibi bir şeyle ispat edilebilecek bir e, komplo teorisi. Hocam e, yani bugün aslında insanların elinde aya gidebileceği teknolojinin olduğunu biliyoruz. Yani bu konuda zaten hani bir tereddüt olmaması lazım. Öte taraftan Varsayalım ki Ay'a gidilmedi ve insanlar e, kandırılıyorlar yani Amerika'da Rusya'da Ay'a gittik diye insanları kandırıyorlar. Böyle bir konuda insanları kandırmak e, yani atıyorum NASA'nın ne faydasını eline geçer yani insanları Ay'a gittik diye kandırsa ne oluyor mesela yani? Elbette yani bu da çok önemli bir şey. Bir de mesela Amerika'nın gittiği dönem yani 1969 Rusya ile Soğuk Savaş'ın yaşandığı dönem. Yani bugün birilerinin e, internetteki uyduruk komplo teorilerini e, izleyip de e, karar verdiği şeyi herhalde Rusya çok daha rahat öyle bir bilgiye ulaşırdı ve böyle bir şey olsaydı işte Amerika'yı dünyaya rezil etmek için e, Rusya'nın eline anormal bir koz geçerdi. E, Rusya'nın da böyle bir iddiası olmamış. İşte hani hani kendi ülkesinde kimse böyle bir komplo yaptık diye diyelim, itiraf etmiyor Amerika'nın bunun içinde. E Rusya'dan da kimseye gidip daya gidilmedi şeklinde bir iddia da olmuyor. Şimdi bu tabii ki insanların e, sağlıklı düşüncesini körelten e, yaklaşımlar, bu komplo teorileri. O yüzden bunların gündeme getirilmesi, bunlar üzerine konuşmamızda da bence fayda var. Mesela işte dünyanın düz olduğuna ilgili e, teori de, buna benzer teoriler. Ki dünyanın düz olduğundan şüphe etmek, yani daha da e, yani mantığı ne bu dünyaya. E, düz olmadığını, işte dünyanın yuvarlaklığını herhangi bir e, çubuk elimize alarak küresel e, işte e, küresel geometriyle ispat edebiliriz. Ki zaten bu Antik Yunan'da bile ispat edebiliriz. Tabii edemiş. Antik Yunan'da yapmış bizden bir uni var mı? bunu ispat eden. Yani bırakın yani dünyanın yuvarlaklığını ispat etmeyi. Dünyanın çapını bir bir çu birkaç çubukla ellerinde gölgelerini falan hesaplayarak e, çapını yarı çapını e, hesaplıyorlar. Yani bu Şimdi bu kadar bariz bir şeyin e, de tabi reddedilmiş olması üzücü ama şu anda Türkiye'de var ve bu program, bu tip programlarda bunları konuştuğumuzda gelip e, kınamalar gönderiyorlar. Emin olun da şimdi bu programın altına bizim ne kadar saf, torik insanlar olup NASA'nın tarafından kandırıldığımızı söyleyeceklerdir. İyi niyetleri, belki bir kısım kötü niyetler Bizim de NASA'nın ajanları olduğumuzu falan bu programın üzerine söyleyeceklerdir. Niye? Çünkü evvelden de ben buna benzer şeyler ifade ettim de ona benzer şeyler söyledim. Yani dünyanın aynı zamanda uydu fotoğrafları da var elimizde çok net bir şekilde. yani bunu <laughs> Onlar da foto montaj diyorlar. Foto montaj diyebiliyor. <laughs> yani aynı şekilde hocam bu ayla ilgili o ayna lazer örneğini verdiniz. Onu aslında dünya için de herhalde kullanmak mümkün. Yani dünyada da bir doğrusal bir lazer tutulup yani bunun işte eğer düz olsa dünyanın bunun kırılmaması gerekir herhalde değil mi o şekilde ha, Evet tabii o da lazerle ispat edilebiliyor. Nasıl diyelim ki bir sahilden... E... Bir mesela lazeri böyle dikeyine mesela bir deniz kenarında atsanız mesela bir geminin direğini işaretleseniz gemi uzaklaştıkça direkte daha üst noktalara hı hı. lazer gelecektir. Yani dünya düz olsaydı gemi ne kadar uzaklaşırsa uzaklaşsın lazerin aynı noktaya vurması hı hı. beklenir. O zaman ne yapabilirsiniz? Diyelim böyle Bir gemi direği aldınız lazeri bıraktınız direğine vuruluyor. Diyelim ki onu sonra bir kilometre öteye gönderdiniz lazerin nereye geldiğini işaretliyorsunuz. Sonra 10 kilometre, 40 kilometre falan. Burada ne yapabilirsiniz? Aslında sırf bu metotta, o deminki aslında çubuk deneyinin bir benzeri bu, evet, değişik evet. şekli. Sırf bununla, bırakın dünyanın yuvarlak olduğunu bu deneyle, yine dünyanın çapını falan hesaplayabilirsiniz. Elinize bir lazer alın, bir tane dediğim gibi bir tekne, yani direğine... E e, ...lazerin vurduğu noktayı işaretleyeceğiniz, gittikçe nasıl açıldıkça daha üst noktaya lazerin geldiğinizi gösterecek. Çünkü dünya düzse, onu bir daha düşünsün seyirci, bak dünyaya düzse gemi böyle gittikçe ne kadar uzaktan lazer atarsanız atın... ...hep aynı direğin noktasına gelmesi hmm. bekliyor. Ama dünya yuvarlaksa, şu şekilde gidiyorsa gemi, aşağıya doğru... ...o zaman lazer attığınızda gemi uzaklaştıkça gittikçe o direkte daha üst noktalara vurması gerekecek. Mesela i̇şte böyle basit bir deneyle, ispatlanacak bir şeyle ilgili şüphe duyuluyor. Tabii yani teorileri konuyu konuşuyor olmak bile aslında çok acı ama bu konuda çeşitli iddialar görüyoruz. Sadece ülkemizde dedi yani Amerika'da da biliyorsunuz bunu evet. insanlar var. Biz yani buna de... zaten hiç cevap vermeyelim dedik evvelden Emre Hocam senle de konuşmuştuk başka arkadaşlarla da konuştuk hiç cevap vermeyelim dedik. Ama sayısı o kadar arttı ki bu tip fikirleri ileri sürenlerin yani bunun saçma ve yanlış olduğunu beyan etme zarureti doğdu yani ne yazık ki. Oysa bunları cevap verip de ciddiye almayalım demiştik baştan. Fakat yani bizim de tahminimizin çok üstünde arttığı için bu komple teorisine inananlar özellikle hani dünya aya gidilmediye alışıktık. Şimdi bu dünya düzdür meselesi yeni arttı. Güzel, Yapacak bu, bir şey yok yani. Cevap vereceğiz gerekiyor. Konusuyla ilgili verdiğimiz örneği aslında bu konuyla ilgili de herhalde verebiliriz. Yani diyelim ki NASA insanları kandırıyor fotomontajla bu evet. dünyanın dünyanın şekli şekliyle ilgili. Yani ne geçiyor eline? Dünya düz olsa NASA'ya ne? Geoyeti şeklinde olsa NASA'ya ne? Yani bu konuda hani eğer ki gerçekten düz olsa NASA niye bunu açıklamasın mesela? Yani? Tabii yani onlar insanları NASA'nın niye kandırmak istedikleri ilgili hikayeyi hani... E, Resimleri fotomontaj montaj olduğunu uyduranlar, onunla ilgili de güzel hikayeler uyduruyorlar. Evet. Hocam dünyamızdan bahsetmişken, e, dünyamız ne zaman oluştu? E, kısaca bunu isterseniz ifade edelim. Bir de dünyamızın başlangıçtaki görüntüsü, bugünkü görüntüsünden farklı mıydı? Çünkü çeşitli aşamalardan merhabelerde... Yani girsin, başlangıçta diyoruz. oldukça sıcak bir, e, olduğu bir dönem var gittikçe. işte dönerek soğuyor. 4,5 milyar yıl önce dünya e, oluştu aşağı yukarı bu evrenin bilinen ömrünün üçte biri kadarlık bir e, döneme tekabül ediyor dünyanın varlığı e, evrenin baş, şey dünyanın başlangıcında e, birçok meteorlara karşı dünya savunması çünkü niyet atmosferi yok Hı. atmosferi olmadığı için yani yüzeyde dünyanın delik deşik oluyor meteorların bombardımanında. 3,900 milyon yıl kadar önce o meteor bombardımanı duruyor. Yani bir atmosfer oluşuyor belli şekilde bir atmosfer. Yani bir 600 milyon yıllık öyle bir bombardımanın açık olduğu bir dönem var. En başlangıçta tabii ki oksijen de yok. Oksijen de daha sonraki dönemlerde açığa çıkıyor. Canlılar da başlangıçta yok sonradan çıkıyorlar. İşte başlangıçta... Ee, bu bombardıman kesildikten kısa bir süre sonra bu tek hücrelerin oluştuğuna dair izler var ama onun da birazcık orada hani hafif bir tartışma yani 3 milyar yıldan daha uzun süredir var oldukları kesin ama birçok kimse bunu 3,8 3,9 milyar yıla kadar da götürüyor ilk hücrelerin oluşumunu böyle e, vücudunun e, kısımları böyle farklılaşmış özellikler taşıyan yani vücudun farklı bölgeleri, farklı özellikler taşıyacak anlamda çok hücreli. Olan canlıların işte ortaya çıkışı 600 milyonla 500 milyon yıl arası diyebiliriz. da ve e, Kambriyen patlamasında e, karşımıza çıkıyor. Böyle yani aşama aşama oluşan bir dünya var. E, dünyada sıklıkla e, buzul dönemlerine girip çıkıyor dünya sıklıkla yani periyodik olarak. Yani soğuyor, buzul dönemine giriyor, çıkıyor, giriyor, çıkıyor şeklinde dönemler yaşıyor. Aynı zamanda e, plakalar var. Yani şu anda bizim üzerimizde olduğumuz işte Avrupa ve Asya kıtası da işte diğer o kıtalarda belli plakaların üstünde. Tabii her kıta ayrı bir plaka gibi yanlış bir anlaşılma olmasın. Yani daha doğrusu üzerinde olduğumuz karalar diyelim. Belki de daha iyi bir anlatım olur e, kıtalar yerine. Onlar belli plakaların üzerine. O plakalarda adeta... E, <laughs> suyun üstünde yüzen sallar gibi öyle mamanın üstünde e, yüzüyorlar, birbirlerine çarpıyorlar, ayrılıyorlar e, ve sürekli hareketliler. Yani aslında böyle oldukça dinamik süreçlerin yaşandığı e, bir dünyanın içerisindeyiz. 4,5 milyar yıldan bu yana sürekli değişimler gösteren, değişen bir dünyadayız. Hocam e, dünyamızda kaç milyon canlı türü var? Yani bu belki işte uzay niye bu kadar büyük bu kadar büyük bir evrene gerek var mıydı sorusunu e, bu konuda da sormak mümkün. Yani bu kadar çok canlıya gerek var mıydı? Ya da e, son aslında yüzyılda belki daha da açığa çıktı. E, 18. yüzyılda en azından gittiğimizde 19. yüzyılda bilinen canlı türleri çok sınırlı. Tabi tabii. göre. 17. yüzyılda işte e, Linnaeus'un sınıflamasındaki canlılar. 10 bin olduğunu tahmin ediyor bitkilerin ve hayvanların ama 10 bini de toplayamamış. Şöyle binlercesini toplayıp sınıflıyor ki o dönem için de bu çok ileri bir şey. Yani 18. yüzyıla girildiğinde yani elimizdeki canlı sayısı öyle binlerce bitki, binlerce canlı var. 10 bin'e ulaşılmamış daha yani listelenenler. Şu anda yani bitkilerin, hayvanların toplamı milyonlarca diyelim. Yani son birkaç yüzyılda müthiş bir İlerleme oldu canlıların tespitinde. Mikroskopların gelişmesiyle zaten tek hücreliler dünyasının çok böyle muazzam, zengin bir dünya olduğunu anladık. Her birimizin vücudunda adeta, e, adeta değil yani trilyonlarca bakteri var her birimizin vücudunda. Yani her birimizin vücuda adeta bir gezegen diyebiliriz bakteriler. Her birimiz bir bakteriler gezegeni gibiyiz. Trilyondan fazla e, bakteriye sahibiz vücudumuzda. Yani artan bilim, gelişen mikroskoplar sandığımızdan da muazzam bir canlılık dünyası olduğunu ortaya koydu. Bu kadar çok canlının olması bana bence yine Allah'ın sanat ve kudretinin, kaynaklarının sınırsız olduğunu bir göstergesi. Yani İslam'ın anlattığı Allah kudreti yüksek, sınır yüksek, yarattıkça yorulmayan, dinlenmeye ihtiyacı olmayan ve akılların aldığından çok daha muhteşem yaratma gücü olan, ve yaratan bir Allah. Bu tabloyla baktığımızda bu kadar büyük bir evren, bu kadar çok canlı ve bu kadar çok canlı da bu kadar çok farklı beslenme, savunma, e, korunma gibi şey gibi savaşma gibi çok ayrı özellikler her bir canlı kendine mahsus olması bu kadar de. muhteşem özellikler olması hepsi bence yaratıcının muazzam kudretini ve sanatını gösteren unsurlar. bilim burada bir aracıdır. Hı hı. Ama bilimin aracılığını gerçek anlamda iyi bir felsefe ve iyi bir teolojiyle yani iyi bir dini bakışla, iyi bir felsefeyle birleştirirseniz o bilimin verdiği ham maddeden siz hayreti çıkartabilirsiniz. Bu daha derin anlamını evrenin görebilirsiniz. Ha bunu göremezseniz o zaman bilimi salt teknoloji üretmekte kullanılan bir araç gibi görürsünüz. Birçok kimse de bilimi öyle görüyor. Yani biz sadece bu bilimdeki elde ettiğimiz bilgilerden teknoloji üretelim. Teknoloji üretip işte para kazanalım. Para daha çok elde edip daha iyi araba, daha iyi ev elde edelim şeklindeki bilime bir dünyada yaygın böyle yaklaşım da var. Bilimi kendi rahatı için, para için, parayı da işte güç için araç sallaştıran bir yaklaşım var. Olabilir mi? Bu da tabii helal yoldansa bu da olabilir. Çünkü bu şekildeki araç sallaştırmalar da bir yerde insanın rahatına, konforuna, insan sağlığına hizmet ediyor. O yüzden bunlara karşı da olmamak lazım. Ama Dini açıdan bilgiyle ilişki kurmak, bilimin getirdiği bu ilişkiyle il, ilişki kurmak çok daha derin bir anlam içindir. Bu derin anlam nedir? işte Allah'ın kudret ve sanatını bilmek, Allah'a şükretmek, Allah'a yönelmek, Allah'a yaratmanın ne kadar kolay olduğunu anlamak gibi böyle çok daha derin ve ulvi e, sebepleri vardır bilgiyle ilişki kurmamızın, bilime yaklaşmamızın. Bu tabii ki e, bilgiye... Sırf e, karizma ve para kazanmak için araçsal açıdan bakan kimselerin bakışına göre çok daha derin bir bakıştır. Çok daha anlamlı bir bakıştır. Yani Allah'ın gönderdiği dinlerin açısından bakanlar bunu görürler. Yani İslam düşüncesindeki Biruni ile İbni Heysem de e, buna bir örnektir. Hristiyan dünyasından işte Galileo Newton da buna birer örnektir. Yani e, buna benzer olumlu örnekler var dediğimiz şekilde bilgiyle o ilişkiyi kuran ve bunu ifade eden işte Galileo Newton matematiğin Allah'ın yazdığı dil olduğunu söylüyor. Biruni bilimle uğraşma sebebinin Ali İmran suresinin 191. ayeti olduğunu söylüyor. Ee, yani buna benzer örnekler var ama ne yazık ki yani bilim insanlarının hepsi de tabii ki bu örnekler gibi değiller. Hocam e, az önce e, Kur'an-ı Kerim'in e, bizi bilime yönlendirdiği özellikle evreni incelememiz, onun üzerine düşünmemiz gerektiği ilgili ayetleri vurgu yaptınız. Tam hayvanlarla ilgili konu açılmışken canlılarla ilgili aslında ee, hayvanların yaratılışına hayvanlarlık özellikle dikkat çeken birçok ayet de var Kur'an-ı Kerim'de. Mesela işte deve örneği veriliyor mesela devenin yaratılışına bakmıyor musunuz diye. Ya da onların işte yünlerinden istifade etmemiz, işte süt içmemiz mesela çeşitli şekilde işte onları binek olarak kullanmamız, yük taşımaları vesaire. Aslında bütün bu canlıların da e, Allah'ın bir lütfu olarak insanın emrine Amade, amade kılınması aslında bir anlamda tabi Allah'ın emaneti oluyorlar onlar Elbette. yani dolayısıyla aslında bir anlamda belki de Allah e, onlara karşı aynı zamanda şefkatli, merhametli, rahmetli olmamız gerektiği mesajını da veriyor bize. Yani Allah bunları size bir lütuf olarak emrinize amade kıldı ve size aslında emanet kıldı bunları şeklinde. Yani son dönemlerde hayvanlara karşı yapılan biliyorsunuz sosyal medyada, internette de çokça görüyoruz. Böyle çok e, hakikaten e, yani tanımlanacak bir kelime bulamıyor insan tanımlayacak bir kelime ama şiddet içerikli böyle e, zulmeden bir takım örnekler görüyoruz. Yani burada da en azından bu mesajı vermiş olun. yani bir Müslümanın hayvana karşı, çevreye karşı son derece duyarlı olması ve onları Allah'ın bir emanet olarak görmesi ya, ve hassas olması. Merhamet yani Kur'an'dan çıkartılacak çok temel bir ilke. Yani Allah'ın kullara karşı merhametini işte Kur'an'da birçok ayetten görüyoruz. Zaten yani e, 114 surenin 113'ü Besmele ile başlıyor. Allah'ın merhametli olduğunu ve bolca merhametle muamele ettiğini söylüyor Rahman ve Rahim ifadeleri. E, merhamet yani Müslümanların da birbirine davranışında olması gerekli bir ilki. Hatta işte çevreye davranışımızda da merhamet bir ilki olmalı. O çevreyi de yaratan Allah, bize veren Allah. Yani doğaya zarar vermemek, ondan sonra işte bu yani hayvanlara yani mesela ihtiyacı olmadan mesela bana göre avlanmamak gibi hatta yani avlanmamak burada bir örnek yani. Tabii ki bir insanın ihtiyacı varsa, canlılığını sürdürmek istiyorsa tabii ki belli bir, yani Belli hayvanlar ve bitkiler birbirleriyle beslendiği bizim de diğer hayvan ve bitkilerle Hı. beslenmemiz normal. Ama bunun dışında yani bunları veya ihtiyacımızdan fazla bir şekilde e, bunlara bir zarar vermek ve hatta bunları öldürmek şey etmekte yani asla kabul edilebilecek bir şey e, değil. Yani insan olsun hayvan olsun hiçbir şekilde eziyet etmek, işkence yapmak, şiddet uygulamak kabul edilmez. Sen hocam bir şey kelamcısın ama bu Bunu... genç kelamcılarımız tamam. alttan gelenlere de işte bir tavsiye olarak değil mi İslam felsefecilerine yani İslam felsefesinin koruyduğu temel ilkelerden hareketle yani çevreyle, hayvan haklarıyla Müslümanların nasıl ilgilenmeleri gerektiğini, bu konudaki yaklaşımların ne olması gerektiğine ilgili inşallah genç kelamcılarımızdan, genç insan felsefecilerinden çalışmalar bekliyoruz. Hı -hı. Ee, hocam yani bu konu öyle yani dinle hiç alakası olmayan, örgütlerin eline bırakılacak bir konu değil. Bir Müslüman çevreyi Allah'ın yarattığını bilen bir duyarlılıkta olmalı hı -hı. ve ona göre diğer hayvanlarla çevreyle ilişkili kur. Yani dinin dışında bir konu değil bu. Bunu Tabii ifade etmiş olalım Altın çizmiş olalım Hocam şimdi Kur'an-ı Kerim şüphesiz bir bilim kitabı değil ama belki bine yakın ayetinde doğrudan veya dolaylı olarak aslında bizi sizin de ifade ettiğiniz gibi dış dünyaya yönlendiriyor bir şekilde. Dolayısıyla güneş ve ay ile ilgili de çeşitli surelerde, çeşitli vesilelerle takım ifadelerin yer aldığını görüyoruz. Ve öyle ki tarih boyunca belki de insanların güneş ve aya dair, e, bilgilerinin dışında e, devrimsel nitelikte daha 7. yüzyılda ortaya koyduğu çok sıra dışı bilgiler var. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Yani Güneş ve Ay'a dair e, Kur'an'daki bilgiler üzerine neler söylemek istersiniz? Tabii yani Güneş ve Ay'a Kur'an'da birçok ayette e, dikkat çekiliyor. Bunların hareketlerine dikkat çekiliyor. Mesela Güneş'in duracağı yere doğru gittiği söyleniyor Kur'an'da. Dikkat edin. Güneş'in dünyanın etrafına döndüğü söylemiyor Kur'an. Yani istese o şekilde de bir ifade kullanabilir diyor. Veyahut da e, e, sabit durduğu da söylenmiyor güneş Tam geçmişte birçok insan Güneş'i dünyanın etrafında dönen şekilde bir hareket yaptığını zannediyordu. Günümüzde ise birçok kimse Güneş'i duruyor zannediyor. Kur'an'da bu ikisinden farklı olarak böyle bir hedefe doğru giden tarzda bir ifade kullanılıyor. Yani gemiler için kullanılan fiille aynı fiil kullanılarak güneşin e, gittiği ifade ediliyor. Yasin suresi 38. ayette. Mesela bu bana göre enteresan. Bunu birçok zamanda gündeme getirdim. Ona bir daha şöyle model olarak anlatalım. Şunu işte güneş olarak alalım. Yani güneş şu şekilde gidiyorsa böyle giderken bu giden güneşin etrafında böyle dönen bir dünya var. Ayda bu anda bu dönen dünyanın etrafında şöyle dönüyor. Bu şekilde var. O yüzden e, burada kullanılan mesela fiil, ifade şekli Kur'an'ın Tam şu anda güneşin bildiğimiz modern bilimde bildiği hareket şekline uygun ve mesela dikkat edin güneş ayı ay güneşi izler demiyor Kur'an. Öyle olsaydı hani güneş doğduktan sonra batıyor battıktan sonra ay ortaya çıkıyor ay da işte battıktan sonra güneş çıkıyor anlayabilirdi birçok insan. Ama ayette ayın güneşi izlemesi geçiyor. Demin ki modeli düşündüğümüzde işte güneş sisteminin bir parçası aslında ay. Yani dünyanın uydusu ama dünya da güneşe tabi olduğu için güneşin gittiği noktaya doğru gidiyor. Orada işte geçen tela ifadesi yani takip etmek ifadesi mesela ne kadar geldiği yerinde kullanılmış ayla güneş için. Hatta yani ayla güneşin e, geçiş adetlerine bile baktığımızda onlarda bile böyle bir Kur'an'da böyle bir... E, ne diyeyim icazi diyebileceğimiz belki bir ifade tarzı çünkü oradaki kelimeler artık Kur'an icazı bir parçası o kelimelerin kullanımı ama Kur'an onları kullanırken Kur'an'ın bütünlüğünde ölçülü bir şekilde kullanılmış o kelimeler mesela ay kelimesi 27 defa geçiyor Kur'an'da e, şu anda biliyoruz ki biz e, sabit durduğunu düşünsek dünyanın ay dünyanın etrafındaki dönüşünü 27 günde tamamlıyor ee, fakat dünya hareket ettiği için aradaki fark işte iki buçuk küsür günde tamamlanık 29 buçuk küsür gün ediyor. Ay takvimindeki günlerde ondan 29 veya 30 çekiyor. Ama ay dünyanın etrafında 27 günde dönüşünü Hı -hı. E, tamamlıyor. işte yani ayın da mesela Kur'an'da 27 defa geçmesi. Bana göre tesadüf değil. Yani Kur'an'da buna benzer çok şey var. Evet. Veyahut da güneş kelimesine baktığımızda İngiliz belirlik takısıyla geçişi 33 tane güneşin. Bunların bir tanesi de bellik takısı olmadan yani başına el gelmeden e, geçiyor. Yani bellik takısıyla geçen pardon 32, bellik takısı olmadan da bir geçenle 33 e, defa güneş kelimesi geçiyor. Yani 32 veya 33 diyebiliriz güneşin geçimine bu bellik takısının olup olmasına bağlı olarak. Ya ben bunun da mesela bir inceliği var mı acaba dedim bildiğimiz astronomik olaylardan. E, mesela astronomide sıkça kullanılan şeylerden birisi açısal çap dediğimiz bir olgu. Mesela güneşin e, baktığımızda dünyada güneşle ilgili bize birçok özelliği, ayla ilgili bize birçok özelliği bu açısal çap verir. Açısal çapta kabaca şöyle yani işte şöyle yaptığımızda onun kaç derece veya kaç dakika olduğu ile alakalı. O büyüklük aslında çok hayati birçok şeyi de ifade ediyor. Yani neyi ifade ediyor? Yani açısal çapın büyüklüğünü, işte güneşin ne kadar büyük olup olmadığını, ayın ne kadar büyük olup olmadığını ifade ediyor diyor. Yani mesela güneş daha büyük olsaydı, işte de veya daha da küçük olsaydı güneş veya daha yakın, daha uzak olsaydı dünyada hareketi olumsuz etkileyebilirdi bu. Hatta yaşanmayacak şekle çevirebilirdi. Elbette yani, de bozabilirdi. E tabii ki yani daha yakın olsa işte suyun çoğu veya daha büyük olsa suyun çoğu buharlaşırdı. Dünyadaki yine hayat olmaz. Uzak olsa mesela buzullular içinde kalabilirdik hayat olmayacak şekilde. O belli bir aralıkta olması lazım. Yani, yani rastgele bir aralık değil bu. Tabii yani. Tabii rastgele bir aralık değil. Onun bir, Yaş yani bir yani. esneklik payı var ama yani rastgele bir pay değil. Yani mesela güneşte zaten sene içinde de dünya ile güneş arasındaki mesafede bir değişiklik oluyor. Onun belli bir şeyi var. Belli bir uzaklığa gelseniz veya belli bir yakınlığa gelseniz Plüton'un oralarda olsanız da hayat olmaz. Yani Merkür'ün oralarda da dünya yaşasaydı hayat olmaz ama mesela Güneş'in bu büyüklüğü ve uzaklığına bağlı özellikleri mesela açısal çap gösteriyor yani açısal çapın büyük veya küçük olmasından mesela bütün bu özellikler uzaklık yakınlık büyüklük etkiden yani açısal çap çok kritik bir şey olduğunu beyan etmek için bunu söylüyorum ya açısal çapı kaçtır Güneş'in diye sorduğumuzda işte Kur'an'da kullanıldığı rakam karşımıza çıkıyor uzak olduğu dönemlerinde yuvarlatılmışını söylüyorum. Küsurları var çünkü. Yuvarlatılmış 33, yakın olduğu dönemde 32. Dikkat ediyorsanız yani bellik ile 32, bir tane belirli takısı olmadan güneşin geçişi var dedik. 33 dedik Kur'an'da. İşte yakın olduğu dönemdeki açısal e, şey e, yakın olduğunda güneşin ki açısal çapı 33, e, uzak olduğu dönemdeki açısal çapı işte 32. Dikkat <laughs> edin Kur'an'daki böyle bir incelik var. Kullanımlarında bile güneş ve ay kelimelerinin. Bunlar da bana göre muazzam. Kur'an'da çünkü buna benzer şeyler çok var. Bunların hepsinin birden tesadüf olduğunu düşünmek yani insafsız bir şey olacaktır. Yani mucizeleri görmek için inat eden bir göze sahip olmak lazım. Hocam bir de özellikle güneşin hareket halinde olması bu noktada herhalde son derece önemli değil mi? Yani tarih boyunca bilinen bir bilgi değil bu. Geçmişte Tabii bir ki bir... yani güneş dünyanın etrafında kısır bir döngü yapıyor zannediliyordu. Böyle bir, belli bir yöne doğru gittiği bilinmiyordu. Oysa Yasin Suresi 38'de dediği gibi güneş karar bulacağı yere e, doğru gitmektedir. Yani, yani bunu bir son bulacağı yere doğru gitmektedir şeklinde anlaşılmış. Öyle. Yani e, hedefe doğru gittiği sabit söyleyeyim. ile ilgili Yani sabit bir olarak belli yani. bir bölgede dönüyor hep şeklinde anlaşılıyor. Yani şurada duruyor, burada duran bir noktanın etrafında dönen bir güneş tasavvur edilmiş. Evet. Hocam peki bu göktaşlarından biraz bahsettiğiniz meteor yağmurlarından özellikle dünyanın ilk aşamalarında oluşum aşamalarındakinden atmosfer henüz oluşmadan önce belki bu dünyadaki bir takım e, şekillerin yeryüzü şekillerin oluşması için de gerekliydi ama e, bugün dünyaya gök taşı çarpma tehlikesi var mı e, ve dünyaya gök taşı çarparsa nasıl bir gök taşı dünyadaki yaşamın sonunu getirebilir? E, dünyaya gök taşı çarpma tehlikesi var ve çarpıyor. Yani bunlar tabii ki yaşamın sonunu getirmesi için oldukça büyük bir göktaşının olması lazım. Bir de dünyada nereye düştüğü de önemli. Evet. Mesela e, 1900'lü yıllarda 20. yüzyılın başında işte Rusya'nın e, Sibirya bölgesi civarında düştü bir göktaşı. Oldukça büyüktü yani ama bu canlılığın sonunu getirecek tarzda tabii ki bir büyüklükte de değil ama düştü yani mesela. Yani oldukça da büyük sayılabilecek şey. Fakat e, tabii oldukça onun büyük büyüklüğü de burada tabii çok izafi bir şey. Hı hı. Ama mesela milyonlarca yıl önce e, dünyaya gelen bir göktaşının e, dinozorlar gibi böyle oldukça büyük e, bedenli canlıların e, öldürdüğü dünyadaki e, canlıların önemli bir kısmını yok ettiği bugün çok geniş bir kesim kabul ediyor. Yani göktaşının düştüğünü herkes kabul ediyor da yaşamın yani da onu yok ettiğini çok geniş bir kesim. Yani dinozorlar da onu yok ettiğini çok geniş bir kesim e, kabul ediyor. Yani tarih içinde biz zaten biliyoruz dünyamızda o tabi atmosferin oluşmasından sonra da göktaşları düştü ve isabet etti. E, canlılığın sonunu getirecek kadar büyük bir göktaşının çarpması da mümkün. Hı hı. Ama yani şu anda biz uzayı gözlüyoruz. Gözlediğimizde dünyamızın yakınlarında gözlediğimiz bir alanda böyle bir e, korkmamıza sebebiyet verecek tarzda bir göktaşı gözlemlemiyoruz. Hı, hı. Ondan bir paniğe gerek yok ama bizim bilmediğim şekilde, hesaplamadığımız şekilde bir yerden çıkıp da çarpabilir mi? Çarpabilir. Bu zaten çok ifade edilen şeylerden biri. Hani dünyanın sonuyla ilgili senaryolar yapanlar var. Bu senaryoların içinde bir tanesi hani canlılığın sonu diyelim dünyada getirebilecek şeyler. Bir bunları da genelde ikiye de ayırıyoruz. Bir insan eliyle yaptıklarımızdan dolayı dünyanın sonu gelebilir. Bizim bazı hatalarımızdan dolayı. Bir de bizim elimizde olmayan sebeplerden. Elimizde olmayan sebeplerden bir tanesi işte bu göktaşı çarpması sayılır. Veya çok büyük bir yanar yanardağ patlaması, tahminimizden de büyük bir yanardağ patlaması olursa dünyadaki canlıların çok büyük bir kısmı ölebilir. Veyahut da yani hepsi de belki ölebilecek şekilde de olabilir. Mesela buna benzer dünyanın sonunu getirmesi muhtemel böyle uçuk kaçık olmayan, komplo teorisi olmayan teoriler var. Çünkü tarih içinde, dünya tarihinde bunlar zaten olmuş. Yani jeolojik açıdan bunların olması mümkün. Dediğiniz gibi zaten şu anda da dünya birçok göktaşının, göktaşı bir şekilde dünyaya temas ediyor. Sürekli veya diyor, küçükler. Jüpiter yani... tarafından bir jüpiter bir kalkan vazifesi görüyor. Birçoğunda belki jüpiter kendine çekiyor. O şekilde bazen de oradan bize fırlatıyor falan. Böyle kendi içerisinde böyle bir şey. Ya Banalen kuşakları ve atmosferimizin sürekli koruması altındayız. Yani sürekli aslında böyle küçük çaplı meteorlar falan düşüyor da biz onlardan zarar görmüyoruz. Haberimiz bile olmuyor gidiyor. Ama böyle tabii büyük çaplı bir şeyin olması işi değiştirebilir. Evet. Hocam peki bu dünyadaki yaşamın sonu neler getirebilir? Le ilgili birkaç şey söylediniz. Bu bizim ya ellerimizle yaptığımızdan dolayı yani ekolojik sistem bozmak olabilir. Ya da bizim kontrolümüzün dışında işte yanardağlar veya göktaşları olabilir dediniz ama bunun dışında söyleyebileceğimiz başka senaryolar var mı? Yani dünyanın sonunun gelmesiyle ilgili mesela evrensel ölçekte Evrenin mesela... insanın yaptıklarıyla aşırı, alakalı mı? İnsanın yaptığı dışında da yani evrenin aşırı derece genişlemesi olabilir veya yani tekrar içine çökmesi, kapanması gibi olabilir. İşte büyük donma, büyük çöküş gibi bir takım böyle senaryolar var evrenin evet, sonu evet. ve dolayısıyla dünyadaki yaşamın sonu ile ilgili. Tabii. Yani dünyanın sonu getirebilecek senaryolar evrenin sonunu getirebileceklerden çok çok daha fazla. Evrenin sonunun da geleceği kaçınılmaz. Nedir? İşte diyelim ki evren sürekli genişliyor. Bu genişleme o kadar çok uzun sürer sürer ve geri hiç dönüş olmazsa yani bizim big chill dediğimiz büyük donma olayı olabilir. Bu da bir son senaryosudur. Yani artık o kadar geniş bir alana madde yayılır ki iki tane atomun arasındaki mesafe milyarlarca kilometre olur. Yani büyük donmayla bir yerde evrenin sonu gelmiş olur. Veyahut da bir yerde çekim gücü buna galebe çalar ve her şey bir çökü, çökme durumuna geçer. İşte ona büyük çökme veya big crunch deniyor. Yani o veya bu Şekilde bir senaryo oo, olsa olacak olsa da sonuçta bu evrenin sonunun gelmesi kaçınılmaz olduğunu herkes kabul ediyor. Dünyanın sonunun geleceği ise zaten yani çok daha zaten evrenin sonu gece otomatikman dünyanın sonu geliyor ama... ...bu evrenin sonunun gelmesinden bağımsız da dünyanın sonunu getirecek çok senaryo var. En azından işte güneşimiz hidrojeni helyuma çevirerek ayakta duran yani bir yıldız biz ona bağlıyız. Güneşin sonunun gelmesiyle ki bu hidrojeni helyuma çevirme süreci sonsa dek olamaz bir kere dünyamızın sonu gelecek hiç olmasa. Fakat tabii bir de araştırmalarda bunlar biraz daha uzun vadeli şeyler olarak nitelendirildiği için araştırmacılar biraz şunlara da odaklanıyorlar. Yani böyle dünyanın bir gezegen olarak sonu kastedilmeden acaba dünya gezegen olarak var devam ettirirken dünyanın sonunu geleceği bir şey olabilir mi? Mesela bir göktaşı çarpması veya bir yanar patlaması hani canlı önemli bir kısmını veya hepsini ortadan kaldırabilecek boyutta olabilir. Veyahut da çok büyük bir kısmını ortadan kaldırabilecek boyutta olabilir. Bun, e, yani Elimizde olmayan sebepler e, dedik bunlar. E, veyahut da işte dediğimiz gibi insanları mesela diyelim bir nükleer savaş çıkarması Yani şu anda bütün dünyayı ortadan kaldırmaya yetecek kadar nükleer silah var dünyanın her tarafında. Biliyorsunuz bu New Age yapılanmalar tarikatlar var her yere sızmayı düşünüyorlar. E, bunları mesela Amerika Rusya gibi bir devleti mesela yönetimini bunlardan bir tanesini ele geçirin düşünün. E şimdi bunlardan bir kısmını intihar etti geçmişte. Yani bunlar bildiğimiz normal akılla yönetilen e yapılar değil mi bu new age yapılar ya tarikatlar. E bunlardan mesela bir tanesi diyelim bir nükleer savaş başlattığı şekilde bir şey hayal edebiliriz. Bu da insanlığın sonu ciddi anlamda getirebilir. Şu andaki nükleer silahlar çünkü gerçekten insanlığın sonunu veyahut da diyelim %100 sonu olmasa da yani %90'dan fazlasını ortadan kaldırmaya yetecek kadar var. Ha bu tabii ki bir senaryo. Bu böyle bir şeyden yani bir senaryodan korkmamız için bir gerek yok. Fakat bu tip senaryolarında bir şu şekilde faydası olabilir. Ve insanlık baştan böyle tabii ki biz yanardağ patlaması veya göktaşına karşıt yani bir şey yapmamız en azından mümkün değil. Orada da böyle bir şey olursa sonrasında ne yapabiliriz? Veyahut da göktaşın çarpmasına az önce bunu haber alırsak kendi mesela imkanlarımıza göktaşının yörüngesini değiştirebilir miyiz? Mesela dünyanın açığında bir ona nükleer silahla mesela bir göktaşına mesela bir vursak, onun yörüngesini azıcık değiştirsek dünya dışına gitse böyle bir şey mümkün olur mu? Şeklinde zihin jimnastikleri yapılabilir ama özellikle insanlığın yaptıklarından dolayı canlılığın ciddi şekilde zarar görebileceği durumlar için e, beyin jimnastikleri yararlı olabilir. Nedir? İşte böyle bir e, sapkın new age yapının herhangi bir ülkenin e, iktidarını ele geçirmesini önleyecek tedbirler daha ciddi alınır. Anladım. Veyahut da bizim işte çevreye saldığımız ee, zararlı gazların suları yükseltip birçok ülkenin sular altında kalmasını engellemesi karşısında bu zararlı gazların azaltması ile ilgili ki şu anda işte birçok kuruluş ve örgüt bunun peşinde e, bu takip edilip yapılmaya çalışılabilir. Yani ondan bu zihin jimnastiklerinde de bence oldukça faydası var. Hocam yine bununla ilişki olarak son olarak şunu sorayım isterseniz. Ee, son yıllarda özellikle çok...